Bu video Haydar Kerrar Hoca kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. Evrenin genişlemesi ve ne kadar daha genişleyeceği Kur'an'da anlatılan, bu bitişikken bir noktadan ayırt edilen ve yaratılan yerler ve gökler safhasından sonra, bilimin büyük patlamadan sonrasında evrenin hareket halinde genişlemesi gerekir bulgularını anlatan safhalara değinir. Ayette Rabbimiz biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu sürekli genişleteceğiz. Yani yeni ve görkemli yıldız kümeleri ve gök cisimleri yaratıp üretmekteyiz. Zariyat 47 buyrulur. İndirildiği dönemde şüphesiz ki bu ayetlerin anlatmak istediği hikmetlerin anlaşılması mümkün değildir. Sözde beşer kelamı yani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem haşa uydurması olarak lanse edilmeye çalışılan bu kitap büyük bir risk alarak inanmayan muhataplarına eğer ilahi bir kitap olmasaydı bu meydan okuyuşu nasıl sergileyecek ve bilimin bu yüzyılımızda bulduğu bu gerçeği nasıl beyan edecekti? Bu ayetlerde Rabbimiz evrenin durmadan genişletildiğinden ve yeni yeni yıldız, gezegen kümelerinin yaratıldığını mucizevi bir şekilde dile getirmiştir. Eğer Kur'an beşer kelamı olsaydı günümüz biliminin bunun aksini bulması ve Kur'an'ın bu meydan okuyuşunu çürütmesi gerekmez miydi? Oysa aksine bilim Kur'an'ın bahsettiği bu evrenin göklerin inceliğini bularak, keşfederek onu tasdik etmiştir. Stephen Hawking, evrenin genişlemesinin fark edilmesini 20. yüzyılın en büyük olaylarından biri olarak nitelendirdikten sonra bu olayın bugüne kadar gizli kalmasından duyduğu şaşkınlığı şöyle dile getirir. Evrenin genişlemekte olduğunun ortaya çıkarılışı 20. yüzyılın en büyük düşünsel devrimlerinden biridir. Bugünden geçmişe bakıldığında kimsenin bunu neden daha önce akıl etmediğine şaşmamak elde değil demiştir. Aynı şekilde Rus fizikçi Alexander Friedman ve Belçikalı evren bilimci George Lemaitre bu yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmekteydi evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı. Bugün bilim dünyasının bulamadığı cevaplardan biri de evrenin genişlemesinin ne zamana kadar devam edeceğidir. Yukarıda verdiğimiz bilgilerden anlaşılacağı üzere kainatın durmadan genişlediğini ve şu an hesaplamalara göre 93-96 milyar ışık yılı ötede bittiğini ve karanlık alanın olduğunu belirtiyor bilim adamları. Ve ne kadar daha genişleyeceğini bilmiyorlar. Biz kıyametten bahseden ayetlerin işari manalarından ve Gaf suresinin bir sırrından biliyoruz ki evren 100 milyar ışık yılına kadar genişleyecek ve kıyamet kopacaktır. Allahu Alem. Tabi unutulmasın ki bilimin evren dediğine biz birinci kat sema diyoruz. Yani onların evren dediğinin genişleme miktarını beyan ediyoruz yoksa tüm evrenlerin değil. Evet, yukarıda verdiğimiz ayette geçen muzeyyun kelimesine eski tefsircilerin çoğunluğu Rabbimizin Elvasi isminden dolayı güç yetiren ve kadir, rızkı bol veren gibi manalar vermişlerse de günümüzde bizler bu ayete eskilerin de ifadelerini içine alan, asıl manasına daha yakın olan şüphesiz biz onu sürekli genişleteceğiz. Yeni ve görkemli yıldız kümeleri ve gök cisimleri yaratıp üretmekte iz manasını veriyoruz. Rab'bimiz bu ayetlerde mucizevi bir şekilde Rahman 29 ayetinde ifade ettiği gibi göklerde ve yerde olan ne varsa her türlü ihtiyacını ondan ister. O Allah her gün her an farklı bir şen de ayrı bir iştedir. Yaratılıştadır dediği gibi gökleri takdir ettiği zamana kadar genişletmekte yeni yeni yıldızlar ve gök cisimlerini ve nice bilmediğimiz varlıkları yarattığını ve yaratacağını beyan ediyor. Ve bu yaratmayı da yukarıda verdiğimiz bulutsu, dumanlı göğe de yönelerek yedi evren yarattı ifadesiyle beraber baktığımızda bu ayete, yıldızların oluşumunun ilk yaratılışta anlatıldığı gibi benzer şekilde tekrar ettiğini ve yaratılışın devamını açıkça ifade etmektedir. Konunun iyi anlaşılması için yıldızların doğumuyla alakalı kısa bir bilgi vereceğiz. Bir yıldızın oluşumu, bir özdeciksel, bulutun içinde oluşan ve sıklıkla bir süpernovanın ya da iki gök adanın çarpışmasından oluşan şok dalgalarının tetiklediği kütle çekimsel bir kararsızlık ile başlar. Jeans kararsızlığı kriterlerini sağlayacak kadar bir madde yoğunluğuna erişen bölge kendi kütle çekimsel kuvveti altında çökmeye başlar. Bulut çöktükçe, part damlacığı adı verilen yoğun toz ve gazdan oluşan ayrık kümelenmeler oluşur. Bunların içinde 50 güneş kütlesine kadar madde bulunabilir. Yuvar çöktükçe ve yoğunluk arttıkça kütle çekimsel erke ısıya dönüşür ve sıcaklık artar. Ön yıldız bulutu hidrostatik denge durumunda dengeli bir duruma yaklaştığında bulutun merkezinde bir ön yıldız oluşur. Bu ana dizi öncesi yıldızlar genelde bir ön gezegen diskiyle çevrelenmiştir. Öz çekimsel büzülme dönemi 10-15 milyon yıl kadar sürer. İki güneş kütlesinden az kütleye sahip genç yıldızlara T-Tauri yıldızı, daha yüksek kütleye sahip olan yıldızlara da Herbig Ae B yıldızları denir. Bu yeni doğan yıldızlar dönme eksenleri boyunca gaz fışkırtır ve Herbig Haro nesnesi denen küçük bulutçuklar oluşturur. Görüleceği üzere bulutlu, dumanlı göğe yöneldi ayetinde belirtilen bu bulutsu, part damlacığı adı verilen yoğun toz ve gazdan oluşum sadece ilk yaratılış için geçerli değildir. Yıldızların da oluşumunda aynı safhalar tezahür etmektedir. Ve ne muhteşem bir nizam ve ne büyük bir kudrettir ki evrenler ve göklerin yaratılışı, yıldızlar ve gezegenlerin yaratılışı, canlı varlıkların, özellikle de insanın yaratılış safhalarıyla aynı uyum ve benzerlik söz konusudur. Yukarıda verdiğimiz yedi kat gökleri de üst üste uyumlu, ölçülü, benzer yarattığı ayetinde, mucizevi bir şekilde göklerden yerlere, yıldızlardan insana kadar tüm insanların benzer şekilde yaratıldığı hakikati dile getirilmiştir. Böyle sonsuz bir ilmin, kudretin karşısında Subhanallah, Allahu ekber dememek mümkün değildir. İlginç olan bir durum da, nasıl ki insanlarda her evli çiftin çocuğu olmadığı gibi, yukarıda beyan ettiğimiz üzere her bir araya gelen bulutsudan da yıldız doğmuyor. Ve her canlının ecele bağlı olup vakti geldiğinde ölmesi gibi, yıldızlar ve gezegenler de vakti geldiğinde doğup ölüyorlar. Bilimin günümüzde bulduğu bu gerçekleri yüzyıllar öncesinde beyan eden Kur'an-ı Kerim, yıldızların, gezegenlerin, her canlı gibi vakti geldiğinde öleceğini beyan ederek, aklı selim sahibi olanlara kıyameti haber vererek evrenin de bir gün yok olacağını beyan etmektedir. Sanki Rabbimiz bu yarattığı ayetleri, işaretleriyle bizlere demek ister ki: "Ey akıl sahibi kullarım! Bu göklerin, yıldızların inceliğini gördünüz. İşte bilin ki, yıldızların doğumu, ölümü Canlıların doğumu, ölümü her ne kadar katiyse, kıyamet de o kadar katidir. Sadece bunları söylemekte kalmaz, bugün evrenin nasıl yok olabileceği üzerinde net bilgilere sahip olmayan bilim dünyasına evrenin nasıl yok olacağını onlarca ayetiyle anlatır. İleride konular geldikçe yerinde bu meseleye değinilecektir. Bu sebeple burada bu hususta kısaca temas edip geçeceğiz. Evrenin şu anki şekline yönelik yukarıda verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Evrenin şekline yönelik teorilere göre bilim adamlarının evrenin yok oluş şekli teorileri vardır. Bunlar 1. Gözlemlenebilir evren, şekilli ise içindeki maddenin yer çekimi etkisiyle evren kara delik halinde çökecek. 2. At eğri şeklinde ise büyük yırtılma ile parçalanarak yok olacak. 3. Düz ise sonsuza dek genişleyip ısıl donma ölümle yok olacak.